Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyelerin şeffaf olması gerektiği düşüncesinden hareketle halk buluşmalarını şeffaf bir ortamda gerçekleştiriyor. Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Beyaz Masa Oturumu, başkanlığa baş başa sloganı ile her hafta çarşamba günleri gerçekleştiriliyor. Yalçın, bu hafta Mevlana Mahallesi'nde halkla buluştu. Şeffaf bir oda içinde Yalçın ile yüz yüze görüşme fırsatı bulan vatandaş, talep ve önerilerini sıralıyor. Görevlilerin de hazır bulunduğu halk buluşmasında Başkan Yalçın, yapılması gereken anında ilgili kişilere talimatla aktarıyor. Böylece hizmet alımında da zaman kaybı önlenmiş oluyor. Bu bir kere yeni bir teknoloji. Çok yani. Kayseri'de bir iki yerde var sadece. Biz de ilk defa halka açık bir yerde böyle bir şeffaf konsept, zaten belediyelerin şeffaf olması gereken anlayışından hareketle burayı gerçekleştirdik. Böyle bir bina yaptık da iki gün sürdüğü için kolay oldu bir de. Devam ediyoruz bu şekilde. Efendim, çarşamba günleri biz kesintisiz zaten Beyaz Masa uygulamasını belediyede yapıyorduk. Beyaz Masa uygulamasında ben oluyordum bizzat yüz yüze. Zaten Beyaz Masa 7/24 devam ediyor. Kesintisiz devam ettik diyebilirim. Çünkü online sistemiyle devam ettik korona döneminde. Ara vermedik. Şimdi de nüfusumuzun yarısı, yani 170 bin nüfusu var. Talas'ın 81 binin oturduğu Mevlana Mahallesi'nde baktığınız zaman birçok 60 tane daire olan, işte görme mesafesinde, yürüme mesafesinde evimiz var. Bu sefer dedik ki biz burada çarşamba günleri, her çarşamba şimdilik ihtiyaç bu kadar. Daha sonra ihtiyaç olursa daha çok vatandaşımızın ayağına gidelim. Burada başkanla baş başa diye de bir slogan geliştirdik. Bir ara oturuyoruz, sabah başladık, bugün başladık. Sabah 9'dan akşam 4'e 5'e kadar devam edebiliriz ihtiyaç halinde. Çok iyi oluyor. Yani vatandaşımız belki belediyeye kadar gelemiyor. Ama burada geçerken şunu söylemek istiyorum diye öneri, teklif yahut da ihtiyaçlarını söylüyorlar. Siz de bir takım izlediniz kısmını. Bence çok isabetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum.